Hocam bir şekilde bir düğüm aldım diye. Ben de size şöyle bir şey kısıtlayıcılık olarak istiyoruz hocam. Kastırmak için mikrofonu aldım. Herhalde bir politik parça. İnanılmaz derecede güzel eleştiriyorsunuz. Fakat gelin beraber iş yapalım dediğinizde arkamızda hiç kimse olmuyor hocam. Dert bende, derman sende, aşk bende. Nereden aldığını bildiğin. Hocam bir şekilde bir düğüm aldım diye. İçeriden aldım ama. Yok içeriden. Burak aslında seni şöyle yapman lazımdı. Buraya bu salona bir yemek ısmarlaman lazım. İyilikler şöyle gençler. Şu masanın üzerine düşünün. Küçük küçük iyilikler yapıyoruz. Bu iyiliklerin birbirini çekme gücü var. Bir anda kütleye dönüşüyor. Buna emin olun. Evet ısıtıcılık durak istiyoruz hocam. Yapıyoruz. Yapıyor muyuz? Tabii ben biliyorum problemimizi. Sonradan yerine koyabileceğiniz şeyleri kaybettiğinizde sakın üzülmeyin. Telefonum var kayboldu, üzülme. Ama annenin babanın kalbini kırıyorsan üzülme. Vicdanını, merhametini kaybediyorsan üzülme. Sosyal mecralar çok kötü. Biz güzellikleri paylaşmazsak kötülükler hep yukarıda kalır. İyilikleri paylaşmamız lazım. Hep bir sorun. Tiyatro gelirse kim gelir? Bak hem şu fotoğrafı çeksene. Hadi çek fotoğrafı. Şikayet etme bir hikayesi. Sormamız gereken şu, bu sıkıntıları gidermek için ben Eczacılık Fakültesi'nin öğrencileri olarak ne yapıyorum? Sana bir soruyorum. O kadar ışık yok ki, hani telefon flaşıyla yürümemiz gerekiyor. Mert gel bakayım buraya. Batıka yok, bura değil. Neresi? Şok var ya, şok ileride. Şok ileride ya, şu ileride. Hocam, bize ilan bulması açısından ilaç fabrikalarına bir gezi düzenlenebilir mi? Ankara'da var hocam. Üstadına göndereyim sizi. Biz sizi ne kadar mutlu edersek, siz de çevrenize o kadar iyilik yayarsınız. Hakikaten buna samimi olarak inanıyorum. Arkadaşlar yemek gelene kadar birbirinizi de. Çok keyif aldığımı bilmenizi isterim. Arada bir yolunuz var diye düşerse çaya kahveye beklerim.